genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Hasan Lice'yi sizlerle buluşturuyoruz. Evet, yaz döneminin gelmesiyle birlikte en çok bu dönemde tercih edilenlerden biri sünnet operasyonu. Evet, sünnetle ilgili merak ettiklerinizi hocama sorup bu konuda tüm ebeveynlere bilgiler sağlayacağız bugün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, sünnet nedir? Sünnet olmanın faydaları nelerdir? Şimdi sünnet bir kere hem ibadet olarak bizim dini olarak uyguladığımız hem de sağlık olarak büyük faydaları olan penis başını, pipinin başını örten o derinin içeride kiri, bakterileri barındırabilecek olan bölgenin o fazla cildini çıkarmak. Buna bir sünnet diyoruz. Sünnet aslında en önemli ameliyatlardan biri. Evet. Çünkü sünnet yaptığınız çocuk ileride büyüyecek, evlenecek, bir cinsel hayatı olacak. Sonuçta üriner fonksiyonu olsun, cinsel fonksiyonu olsun, bunların hepsi bu ufak, basite aldığımız sünnet operasyonu belki de ömür boyu kalıcı hasarı olacak. Evet. O nedenle çok iyi yerlerde, çok iyi bir şekilde tekniğine uygun Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği cerrahi yöntemle yapılması gerekiyor. Onların bazı ölçüleri var. Onları konuşuruz. Evet hocam. Peki sünnet hangi yaş için uygundur? Hangi yaşlarda tercih edilir? Evet. Şimdi genel olarak doğar doğmaz mı yapalım, işte hocam 5-6 yaşını bekleyelim mi diye hastalarımız soruyorlar. Sünnetin yaşı yok aslında. Yaşı yok. Ama sünnet yapmada kolaylık, bu dediğimiz ölçüleri ayarlamada kolaylık olsun diye biraz daha hani yaş 4-5 yaşına gelip pipinin biraz daha büyümesi, ona göre kendi ölçülerini bulması hem cerrahın işini kolaylaştırır hem hasta için de yani çocuk için de uygun bir ölçünün yapılmasını sağlar. Ama yoksa dediğim gibi bebeklikten, yeni doğandan işte 10-15 yaşına kadar, hatta bazen din değiştirip Müslüman olan vatandaşlar oluyor. Onlarla da 40 yaşında, 30 yaşında da sünnet yaptığımız oluyor tabii. Hocam peki lokal anestezili sünnetle genel anestezili sünnet arasındaki fark nedir? Bize bundan bahseder misiniz? Şimdi sünnetin teknik olarak aslında yapılan işlem hep aynı. Ama bazı çocuklar çok hareketli, ailelerin isteği oluyor. Evet. Diyorlar hocam bir şey duymasın. Ameliyathanede yapalım. O zaman genel anesteziyi tercih ediyoruz. Ajite çocuklar. Ama eğer çocuk ılımlıysa ve genelde de hani ilk başta bir uyuşturma iğnesi dışındaki çok ince insülin ucu dediğimiz çok ince kıl gibi bir iğneyle uyuşturuyoruz. Onu yaptıktan sonra zaten çocuk hiçbir acı duymuyor. Yalnızca dokunmaları hisseder. Onlara da acı değil zaten. Evet. Lokal anesteziyle çok rahat bir biçimde yapılan. Yani aslında genel anesteziden ziyade lokal anesteziyi tercih etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü genel anestezi sonuçta bir anestezik madde veriliyor. Mutlaka çocuk entübe ediliyor. Yani o işlere gerek var mı böyle bir müdahale için? Hani bence gerek yok. Hastane ortamında da uzun süre kalmıyorlar. Evet. Kısa süre içinde de evlerine yürüyerek sağlıklı bir şekilde gönderiyoruz. Peki hocam, sünnet işlemi sonrasında nelere dikkat edilmeli diye sormak istiyoruz. Ve özellikle de yine en merak edilenlerden biri, yaz döneminde deniz veya havuza bu işlem sonrasında ne kadar süre sonra girilebilir? Şimdi tekniğinden biraz bahsedeyim bunları açıklamak için. Sünneti, biz fazla olan sünnet derisinin iç kısmına biz mukoza tabakası diyoruz. Bu mukoza cinsel anlamda önemli bir bölge. Sünneti yaparken hem mukozanın kalan miktarı ve penisin derisiyle olan iştirakinin fazlalığını çıkarıp onun bir oranı var. O oranla yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Yani sağlık açısından çok önemli. Bunu yaptıktan sonra iki tabakayı birbirine ne yapıyoruz? Dikiyoruz. Tek tek sütürlerle yani dikişlerle. Bunlar tamamen kendiliğinden eriyen dikişler. Hiçbir bir dikiş alma derdimiz olmuyor. Ama İşlem sonrası ilk 24 saatte belki kenarlarından sızıntı tarzı ufak kanamalar olabilir. Onlar
çok önemli şeyler değil. Bazen istenmeyen karamalar olabilir. Hı. Çok nadir de görsek, hani bunun bilgisini de veriyoruz, evet, mutlaka vermek lazım. O zaman acilde geri belki bir ufak bir müdahale gerekebiliyor. Bunun dışında %99 hiçbir problem olmadan hafif bir şişlik, hani nasıl gözünüze bir yumruk gelir şişer, orası, evet, da gevşek bir bölge olduğu için bir şişlik vesaire bir hafta 10 gün kadar devam ediyor. bu böyle zaman içinde dikkat edecekleri tek şey oraya bir cismin çarpmaması. Evet. İşte çocuğun çok hareketli olup o bölgede kanamayı hani arttırmaması. Onlara özen göstermek lazım. Onun işlemden sonra da mutlaka bir batikon, dezenfektan. Aynı zamanda bir de o bölgeyi yumuşak tutsun, dikişleri de erimesini daha da rahatlatsın diye bir antibiyotikli krem veriyoruz. Bunları günlük olarak kullanıyorlar. Yaklaşık bir 10 gün sonra da artık rahatlıkla denize girebiliyorlar, havuza girebiliyorlar. Yani çıktıktan sonra havuzdan veya denizden, evet, oraya bir batikon sürmek emniyet açısından gerekebiliyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tabii aynı zamanda bu işlemi titizlikle, başarıyla yapmanızın yanı sıra çocuklara psikolojik boyutta da verdiğiniz destek bu süreçte çok önemli. Evet. Sünnet görüşmelerinde dahi çocuklar geldiği zaman karşınıza alıp çok güzel onları motive edici, hepsinin yaşlarını ve anlayacağı dillere göre, evet, çok güzel bir şekilde de hem güven sağlıyorsunuz hem de korkularını aşmalarını sağlıyorsunuz. Bu da çok önemli bir nokta gerçekten. Ve tabii ki sünnet dışında obezite cerrahisi, onkolojik cerrahi ve daha fazlası için 0212 665 5050 numaralı çağrı merkezimizi arayarak genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Hasan Nice'den randevu talebinde bulunabilirsiniz. Sünnet için ön görüşmeler sağlayabilirsiniz diyoruz. Evet, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde aynı zamanda yaza özel avantajlarımız var. Sünnetlerde faydalanabileceğiniz bu fırsatları kaçırmayın diyoruz. Hocam, izleyenlerimize son olarak bir mesajınız var mı? Pandemi inşallah azalıyor gibi görünüyor. Sağlık Bakanlığımız da bu konuda gerçekten çok iyi gidiyor. İnşallah hepimiz bu yazı sünnetlisi, sünnetsizli her şeyle birlikte güzel geçireceğiz. Sağlıklı kalın, emin ellere gidin mutlaka. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.